Türkiye ile Libya Akdeniz'de oyunları bozan ve dengeleri değiştiren tarihi bir adım attı. İki ülke arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırası Meclis Genel Kurulu'nda dört partinin de desteğiyle kabul edildi. Muhtıra eş zamanlı olarak Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi'nde de onaylandı. Muhtıra ile birlikte Akdeniz'de deniz alanı kaybının önüne geçilmiş oldu. Türkiye ile Libya anlaştı. Başrolünde Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bulunduğu Akdeniz oyunu bozuldu. Yunanistan, Mısır, öbür tarafta yani şu an itibariyle Güney Kıbrıs böyle bir üçlü çalışmayı yapmaları bizim Libya ile ilgili attığımız adımı asla etkilemez. Çünkü biz Libya ile bu noktada yazılı anlaşmamızı yaptık, imzayı attık. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Libya lideri arasında imzalanan Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırası önce Dışişleri Komisyonu'nda ele alındı. Doğu Akdeniz'de tek taraflı olduğu bittilere hiçbir zaman müsaade etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz. Uluslararası toplumada bu anlamda önemli bir mesaj vermiş olduk ve o tarihi anlaşma komisyonun ardından Meclis Genel Kurulu'na geldi. Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırasına AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti de destek verdi. Görüşmeler sonunda yapılan oylamada muhtıra 293 oyla kabul edildi. Türkiye ile eş zamanlı olarak muhtıra Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi'nde de onaylandı. Attığımız adımın bu Libya'nın Türkiye'nin egemenlik Hakkıdır. Bu egemenlik hakkını biz sizinle tartışmayız. Peki altı maddelik muhtıra ne anlama geliyor? Yeni oyun kuran Türkiye, Akdeniz'de meşru sınırlarını tüm dünyaya ilan etmiş oldu. Anlaşmayla birlikte kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge sınırları yeniden çizildi. Muhtıra'nın hayata geçmesiyle Akdeniz'de hem deniz alanı kaybının önüne geçildi hem de belirlenen bölgede petrol ve doğalgaz arama çıkarma çalışmaları konusunda Türkiye ve Libya söz sahibi oldu. Şimdi ne yapıyorlar? Libya'yı tehdit etmeye başladılar. Bu anlaşma yapıldı. Ve şimdi bu anlaşmanın diğer ayakları da aynen uygulamaya girecek. Ve bizim sondajlarımızdan çatışma ve kan değil barış ve refah fışkıracaktır. Mutabakatla birlikte Türkiye enerji kaynaklarını paylaşma amaçlı kurulan ittifaklarına karşı sahada üstünlük kazandı. Ayrıca enerji jeopolitiliğine doğrudan etki ederek deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasında kritik kazanımlar elde etti. Libya ise Yunanistan'ın gasp ederek hidrokarbon ihaleleri açtığı 39 bin kilometre karelik bölgede hakimiyetini ilan etmiş oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen tarihi sözleşme şimdi Birleşmiş Milletlere bildirilecek. Muhtıra böylece resmen yürürlüğe girecek.